paraya değer. Biliyorsun değil mi? Çalışmaya aşığız. Güzel Isparta'nın, gül kokulu Isparta'nın alnını, terini toprağa damlatan, oradan bereket fışkırtan, o bereketle çoluğuna çocuğuna bakan, haramdan ve yalandan korkan, yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisinden başka bir şey olmayan güzel Isparta'nın güzel insanları, hoş geldiniz. Biliyorsunuz Isparta'yı seviyorum, Ispartalıları seviyorum, Isparta'daki örgütümüzü seviyorum. Şimdi bir belediye başkan adayınız var. Onu aşağıda konuşurken baktım, beni Isparta sporlu yapmaya çalışıyor hemen. Isparta sporu amatör ligden almış, İkinci lige kadar getirmiş. Birinci lig, süper lig nasip olmamış. Belediye başkanı olursa olacak inşallah. Tak bakalım başkan. Efsane başkan diyor gençler. Duyuyorum Isparta'dan, her görüşten. AK Partili, MHP'li olsun ama Atakan Başkan'ın Isparta'ya yaptığına, Isparta Spor'a yaptığı katkılara minnet duyuyorlar. Efsane başkan diyorlar. Biz de diyoruz ki Atakan Başkan'ı belediye başkanı yapın, belediyecilikte nasıl efsaneler yaratıyor görün. Ben ona inanıyorum, ona güveniyorum. Ve biz başarılı bir iş insanı, Isparta'yı çok seven bir Isparta'nın evladı, geçmiş yapmış olduğu işlerden dolayı Isparta'da herkesin gönlünde bir yeri var. Bundan sonraki süreçte eğer Isparta'nın belediye başkanı olursa parti ayırmadan, görüş ayırmadan yakasındaki Türk bayrağının gereğini yapacak, Atakan Başkan Isparta İttifakı'nın lideri olacak, Isparta'ya hizmet edecek. Bir yandan sözlere başlarken tabii ki Isparta'da hangi görüşten olursa olsun tüm Ispartalıların gurur duyduğu 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'i de rahmetle anıyorum. Artık Türkiye'nin bütün demokratlarının bir safta toplanmasının sırası geldi. Çünkü bir tarafta birbirine benzeyen bir ittifak var. Her geçen gün hakaretler eden, küfreden, tehdit eden, depremzedelere bile şantaj yapan, her geçen gün birbirine benzeyen ve Türkiye'de umudu müjdelemek, umudu örgütlemek, güzellikleri müjdelemek, güzellikleri örgütlemek yerine korkuyu örgütleyen bir ittifak var. Maalesef gitgide birbirlerine benziyorlar, gitgide sertleşiyorlar. Ama bir yandan da işçinin, çiftçinin, memurun, emekçinin, emeklinin gönlündeki yerlerini tamamen kaybetmiş durumdalar. Ve bir tarafta Cumhur İttifakı dururken karşısında çok daha büyük bir ittifak var. Renklerini ay yıldızlı al bayraktan alan Türkiye İttifakı var. Bizler varız, sizler varsınız. Türkiye İttifakı'nda
ya da Isparta ittifakında sosyal demokratlar var ama yalnız değiller. Milliyetçi demokratlar var, muhafazakar demokratlar var. Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle. Bu güzel memlekette kim varsa Türkiye ittifakında var. Hep beraberiz, el eleyiz, gönül gönüleyiz. Ve güzel Isparta'nın güzel insanları. Ben geçtiğimiz yerel seçim döneminde de Isparta'ya geldim. O dönem Millet İttifakı vardı. Partimizin adayı yoktu. Biz hep birlikte Millet İttifakı'nda olmanın gereği olarak ittifak ortağımızın çıkardığı adaya hep birlikte oy verdik. Isparta bunu biliyor, görüyor. Ben hiçbir zaman o günde, sonrasında da bugün de yarında yakasında güneş olan, gönlünde güreş olan iyi insanları hiç rakip görmedik. Kendimizden ayrı görmedik, yine görmüyoruz. Isparta'da yapılan bu seçimde şimdi görülüyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nden seçilmiş 5 yıldır Isparta'yı yöneten ve son dönemlerde de ortaya çıkanlarla iyice kirlendikleri Isparta'yı, gül kokulu Isparta'yı kirlettikleri anlaşılan bir yönetim anlayışına karşı hepinizin sevdiği efsane başkan dediğiniz Atakan Yazgan başa baş mücadele ediyor. Şimdi güzel insanlar, iyi insanlar, eski dosttan düşman olmaz. Geçmişte meydanları birlikte doldurduklarımız. Değişen bir şey yok. Saraya itiraz ediyoruz. Tek adam rejimine itiraz ediyoruz. Onlara kayıtsız şartsız destek verenlere itiraz ediyoruz. Yoksulluğa, yokluğa itiraz ediyoruz. Elmacının, gül üreticisinin sesini duymayanlara itiraz ediyoruz. Emekliyi 10 bin liraya mahkum bırakanlara itiraz ediyoruz. Ve biz bütün Isparta birlikte Atakan Başkan'a, Isparta İttifakı'na, iyi insanlardan, Isparta'nın bütün demokratlarından destek bekliyoruz. Bu seçim, buradan şunu ifade etmek isterim ki, anladım da bir emeklinin derdini konuşayım, seninkini de söylerim. Allah aşkına bir sus, Allah aşkına. Bir emeklinin derdini anlatayım ya, konuşturmuyorsun beni. Adalet anlatacağım, anlatacağım adaleti. Bak güzel abim, bu kadar insan beni dinlemeye gelmiş. Sen derdin tamam, AK Parti haksızlık yapmış, adaletsizlik yapmış. Ona da değineyim ama Allah aşkına gençliğimi azı ya. Konuşacağım, konuştuğumu duyamıyorum senin bağırmandan. Çok rica edeceğim sana. Hadi abimizi bir alkışlayın, sussun. Şimdi bu alkışla mitinge devam ediyoruz abimiz müsaade ederse. Güzel Isparta'nın güzel insanları. Burada olan bir şey var. Herkes kendi partisine oy verirse AK Parti bir 5 yıl daha devam eder. Ama o devamdan AK Partililer de memnun değil. Niye memnun değil? Bir belediye başkanı var. Kendisi göreve gelmiş. Ne yapması lazım? Her türlü işten güçten elini çekmesi lazım. Ne yapmışlar? Bir şirketin ismini değiştirmişler. 3 gün sonra hisse devri yapmışlar. Belediye başkanının ailesine hisseleri devretmişler. Belediyeden 32 milyon liralık ihaleyi almışlar. Yahu şehri emanet ettik sana, şehri. Böyle belediyecilik olmaz. Bu belediyecilik anlayışına karşı gözü tok, eli tok,
haramdan korkan, yalandan korkan, çalışkan bir belediye başkanı istiyorsanız işte karşınızda Atakan Başkan. İşte burada. Bugün Recep Tayyip Erdoğan uzaklardan buralara kendince sataşıyor. Diyor ki efendim bizim Cumhuriyet Halk Partisi için ve kurduğumuz bu güzelim Türkiye İttifakı için bunlar diyor bir araya gelmişler, rantiye zincirinin halkaları olmuşlar diyor. Ey Recep Tayyip Erdoğan, bak Ruslar Pekcan diye bir kadını bakan yaptın. Pandemide millet canıyla uğraşırken mikrobu öldürecek dezenfektanları kendi bakanlığına satarken yakalandılar. Daha önce dört bakanın her türlü yolsuzluğa buralarına kadar battılar. Ama sen onları dahi son anda yüce divandan kurtardın. Isparta'da belediye başkanın belediyeden ihale alıyor. Burana kadar kirin, pisliğin içine batmışsınız. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'ne rantiye zincirinden bahsediyorsunuz. Bak şu meydana bir bak. Bu parti 46 yıldır iktidar değil. 46 yıldır. Ama buradalar. Onları bir adada tutan şey ne? Rant değil. Para değil, ihale değil, çıkar değil, vatan, millet, bayrak sevgisidir ya. Allah'tan kork. Biliyorsunuz geçen seçimlerde bir yalan videoyla, bir montaj videoyla kafa kafaya olan seçimde kandırabildiğini kandırdı, haksız bir şekilde TRT'yi kullanarak, Anadolu Ajansı'nı kullanarak, bütün televizyonları kullanarak yalan videolarla kampanya yaptı. Geçtiğimiz günlerde Tayyip Bey'in ekip yeni bir video yayınladı. Efendim her tarafı kapatmışlar, bir kişi para sayıyor, görür görmez dedim ki tamamını bulun, tamamını. Bulundu görüntüler 2019'dan. Diyorlar ki bir iki ay önce oldu. Ne yapıyoruz? İstanbul il binasını satın alıyoruz. Adam kapora istemiş. Kaporanın sayıldığı yerin bürosu, avukatı AK Partili. Avukat görüntüleri almış. Sonra demiş ki bu görüntüleri para karşılığı size vereyim. Demişiz ki hiçbir çekinecek şeyimiz yok. Paranın geldiği yer belli, verildiği yer belli, alınan bina belli. Daha bugün diyor ki bu ittifak diyor birkaç ay önce diyor balya balya paralar topluyor diyor. Ey Recep Tayyip Erdoğan, 2019'daki görüntüden bugüne böyle bir yalana sığınıyorsan vay senin haline, vay senin haline, vay senin haline. Yalan videoların cumhurbaşkanısın sen. Montaj videoların cumhurbaşkanısın sen. Montajlaya montajlaya bitiremediğin yalanlarla bu memlekette Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunu kirleten adamsın sen. Yazıklar olsun. Bunun canı bizimle kavga etmek istiyor. Geçen gün söyledim ona. Kavga edeceğim dedim. Bakın şimdi Isparta'dan onunla kavga edeceğim. Ama onun istediği gibi kimlik siyaseti üzerinden değil, emeklinin hakkı için kavga edeceğim. Emekçinin hakkı için kavga edeceğim. Isparta'nın çok önemli
iki toplumsal kesimi var. Bunlardan bir tanesi Süleyman Demirel Üniversitesi'nde ve Isparta Uygulama Üniversitesi'ndeki 70 bin genç kardeşimiz. Bir de Türkiye nüfusuna oranla en yüksek emekli sayılarından birine sahip olan Isparta. Bakın şimdi nasıl bir görüntü ortaya çıkacak. Atakan Başkan, il başkanımız, sevgili Yalım kardeşim. Meydandaki emekliler bir el kaldırsın. %70. En düşük emekli maaşı alanlar kaldırsın. En düşük. Neredeyse herkes. Sevgili emekliler, kaç para alıyorsunuz? Türkiye'nin en büyük korosu, emekliden sesler korosu. Hep birlikte söyledikleri şarkı 10 bin lira. Recep Tayyip Erdoğan geldiğinde 3 Kasım 2002'de partisi iktidar olduğunda en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Hiç düzeninizi bozmasa, hocam diyor ki doğru, hiç sizinle uğraşmasa, emekliye ne verse ne alsa, sadece 1,5 asgari ücrette tutsa bugün alacağınız maaş 26 bin lira. 1,5 asgari ücret. Ama şu anda 10 bin lira alıyorsunuz. Ve bu hesabı Isparta'dan, hükümet meydanından, valiliğin önünden yapalım. Herkese anlatın. En düşük emekli maaşı 3 Kasım 2002 günü tam 8 çeyrek altın alıyordu. 8 çeyrek altın. Bugün en düşük emekli maaşı 2,5 çeyrek altın alıyor. 10 bin lira işte orada kuyumcu. 2,5 çeyrek altın. Şimdi Isparta'nın emeklilerine hatırlatıyorum, soruyorum. Şu sarraftan, kuyumcudan bir çeyrek altın alsan, cebine koysan, eve gittiğinde baksan kaybolmuş, telaşa kapılırsın değil mi? Dönersin, yollara düşersin değil mi? Ararsın, nerede düşürdün bunu diye değil mi? Bakın, bir emekli değil, her emekli, bir çeyrek altın değil, 5,5 çeyrek altın, bir seferlik değil, her ay cebinden kaybediyor. Tayyip Erdoğan geldiğinde 8 çeyrek altın, 2,5 çeyrek altına düştü. Her emeklinin cebinden 5,5 çeyrek altını çekip aldılar. Ve diyorum ki Tayyip Erdoğan'a, bu emeklilere en az bir asgari ücreti hemen yapalım. Emekli kartı kanunla çıkaralım. Verelim, 7'şer bin lira fark yatıralım. Elektrik, su, telefon, doğalgazda %40 indirim yapalım. Şu emekliyi rahatlatalım. Para yok diyor. Ya 1.4 trilyon diyor. Net hesapladık. 690-680 milyar yetecek. Bu parayı bakın İliç'teki yabancı altın madeninin 222 milyon vergi borcunu silmiş. Yandaşa para var. Beşli çeteye para var. Saray müteahhitlerine para var. Uçan saraya, yüzen saraya, kışlık saraya, yazlık saraya, 1500 odalı saraya para var. Emekliye gelince para yok. Vallahi ben siyasi rakiplerimi hiç yuhlatmam ama bu hesaba bakınca bu kadar emekli de yuhluyorsa hak ettin be kardeşim ya. Hak ettin yani. Hak ettin sen bunu, hak ettin. Her şeye para var, emekliye para yok. 31 Mart'ta size para yok diyen Tayyip Erdoğan'a oy var mı? Yok tabii. Yok, çünkü bu kadar zulüm karşılıksız kalmaz. Bu kadar yoksulluğa sessizce susulmaz. Bu kadar haksızlık olmaz. Bakın buradan bir hesap daha yapalım. Bir hesap daha. Ramazan mübarek gün. Bayram geliyor değil mi? Emekli bayram ikramiyesi alacak. İlk çıktığında hatırlayalım, bir selam yollayalım. Kimin sayesinde alıyoruz?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun değil mi? 2015'te biz bir maaş ikramiye dedik, veremezsin dedi. Sonra 1 Kasım'a giderken biz de vereceğiz dediler. 2018'e kadar kulaklarının üstüne yattılar. 2018 seçimi geliyor, hatırlattık, 1.000 lira verdiler, hatırlıyor musunuz? 1.000 lira ilk. Biz beğenmedik, bir maaş ver dedik, 1.000 lira dedi. Bizim beğenmediğimiz o 1.000 lira o gün tam 24 kilo dana kıyma alıyordu. Tam 24 kilo dana kıyma. Bugün kaç para oldu? 5 yapacağız dedi, 3 yaptılar. 3.000 lira alacaksınız bu Ramazan bayramında. Kaç kilo dana kıyma alıyor? Zorla 6 kilo. Zorla 6 kilo alıyor. Şimdi 24 kilo bir tarafta, 6 kilo bir tarafta. 6 yılda sadece bayram ikramiyesinde 18 kilo kıyma kayıp. 30 Ramazan, 30 iftar, 30 sahur, sonra bayram. Bayram sofrasından, sizin mutfağınızdan, sizin dolabınızdan, bayram sofranızdan, evladınızın, torununuzun kursağından 18 kilo kıymayı çalıyor bunlar. 18 kilo kıymayı. O yüzden hep birlikte mücadele etmeliyiz. Her şehirde emekli maaşının satın alma gücüyle ilgili o şehre özel bir hesap yapıyoruz. Isparta'da ne yapalım? Ne fiyatına bakalım? Elma fiyatına diyor. Elma fiyatına. Isparta'nın elmasına, elmasının çilekeş üreticilerine bir yürekten alkış yapalım. Bir yürekten. Şimdi tabii Ankara'daki market fiyatına bakıyoruz. Tarladaki fiyat değil. Ankara'daki bir emekli maaşıyla gidip de Isparta elması alırsa geçen sene 25 liraymış markette, bu sene 50. Tarlada, ağaçta kaç para elma? 15 liraya sizden alıyorlar, 50 liraya satıyorlar. 5 diyorlar, 5. O 15 diyen kim? Bilmiyorsun sen işi bak, 5 liraya düşmüş elma. 5 diyen var, 10 diyen var. Ama Ankara'da markette 50 liraya satılıyor elma. Zaten sorun burada. Senin malını 5 liradan alıp 50 liraya satıyorlar. Senin elin nasırlı. Sen daha 8 ay önce 19 lira olan mazotu 42 liraya alıyorsun. Gübre 3 kat artmış. Her türlü maliyet artmış. Sen o kadar uğraşıp 5 liradan 10 liradan elma satacaksın. Aracılar 40 lira kazanacak. Şimdi bu elma hesabıyla geçen sene en düşük emekli maaşıyla 300 kilo elma alınıyormuş. Bir sene sonra bugün sadece 200 kilo elma alınabiliyor. En düşük emekli maaşıyla. Isparta öğrencilerin memleketi değil mi? 70 bin öğrenci var. Gençler bir el kaldırın göreyim. Emekli kadar yoksunuz ama fena değil. Gençler öğrenim kredisi alıyorlar. Geçen gün Tayyip Bey şöyle diyor. Eskiden 300 liraydı. Ben onu 2000 lira yaptım. İzmir'de öğrencinin biri dedi ki, Özgür Başkanım dedi, simite vur hesabı, simite vur dedi. Zaten bu memlekette iki hesap yanılmaz. Bir debin yaptığımız altın hesabı. Cepten 5,5 altını çalmışlar. Doğru mu? Bir de simit hesabı yanılmaz. 300 liralık öğrenci harcıyla, öğrenci kredisiyle 2002'nin Ekim'inde öğrenciler 90 kuruştan 333 simit alıyordu Isparta'da. Isparta Fırıncılar Odası'ndan baktım. O gün simit 90 kuruş karşılığı para. Bugün simit kaç para? 10 lira. 333 simit alırken 2000 lira şimdi 200 simit alıyor. Yani Tayyip Bey,
altın hesabında emekliyi çarpmışsın. Simit hesabında da sen gelmeden 333 simit alan öğrenciye 200 simit parası vermişsin. Bir de utanmadan bununla övünüyorsun. Yazıklar olsun. Şimdi tabii bu Isparta'da en kötü işlerden biri de kadın işsizliği, kadın. Kadınların %58'i işsiz. Niye? İstihdam yok. Kadın kooperatifi yok. Yeterince kreş yok. Gündüz bakım evleri yaşlılar için yok. Olmayınca kadın evde çocuk bakacak, hasta bakacak, engellisine bakacak. Kadın evde oturacak ve iş hayatına katılmayacak. Bunun çaresi sosyal belediyecilik uygulamalarıdır. Bunun çaresi kadın kooperatifleridir. Bunun çaresi kreşler, gündüz bakım evleri açmaktır. Onu yapacak olan da Atakan Yazgan'dır burada. Mübarek ezan okuyor. Ezanı dinleyelim. Sonra bir 5 dakika konuşacağız. Sonra vedalaşacağız. Sanki sende para var gibi duruyor ama karşında. Biraz zengin duruyor.
Hadi bakalım, bitti, tamam. Dinledim. Şimdi birkaç tane şey var. Birincisi, hacı amcam söylüyor. Her seferinde bu yalımın dilinde tül bitti. Diyor ki güle taban fiyat istiyoruz diyor. Bundan sonra gül üreticisinin güvencesi güle adil, makul, yüksek bir taban fiyat verilerek korunmasıdır. Bu talebi mecliste bir kez daha dile getireceğiz, kanun teklifi vereceğiz. Kardeşim 6 aydır yetim parası alamıyormuş, ona hemen bir soru önergesi vereceğiz. Amcam adil yargılanmamış, hakkımı helal etmiyorum diyor, devleti mahkemeye vereceğim diyor. Ben de diyorum ki devlete küsülmez, hükümete küsülür, hükümetin kulağı seçim sandığında çekilir. Hep beraber çekin bunların kulağını. Gençlerle ilgili şunu söyleyeyim. Demin simiti söyledik ama Türkiye'de gençlerin %31'i ekonomik durumu kötü olduğu için ailesinin ve barınma sorunu olduğu için kayıt yaptıramıyor ya da yaptırdığı kaydı donduruyor. %62'si çeşitli ekonomik zorluklar çektiğini söylemiş. %79'u telefon ve internete yoksulluktan yeterince ulaşamıyorum diyor. %43'ü ulaşım giderlerine yetişemiyorum diyor. %56'sı yoksulluk yüzünden beslenemiyorum diyor. %33'ü hiçbir sosyal aktivite yapamıyorum çünkü ailemin yolladığı para yetmiyor diyor. Bu ülkenin en büyük sorunu gençler zihinlerinde valizleri toplamış. 4 gençten 3'ü yurt dışına gitme planı yapıyor. Bir ülke için dünyanın diğer ülkelerinin bu ülkede hayal kurması, bu ülke üzerinde hesap yapması beka sorunu değildir. Onlar günü gelince nasıl püskürtüldüyse yine püskürtülür. Ama ülkedeki 4 gençten 3'ü yurt dışına gideceğim, orada kalacağım, bir daha geri dönmeyeceğim diyorsa işte beka sorunu budur. Ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yeniden bu güzel gençlere dünyanın öbür ucunda değil, bu ülkede hayal kurdurtacağız. Bu ülkede hayal kurdurtacağız. Atakan Yazgan, Isparta'nın umutlarını arttırmak için Isparta'ya hizmet etmek istiyor. Dereboğazı'ndaki duble yoldaki ölümlü kazaları anlattı. Miskinler yokuşundaki kazaları anlattı. Isparta'nın ikinci teşvik bölgesinde bırakılmasının yatırımları üçüncü, dördüncü bölge olan komşu illere kaçmasını, buraya insanların o yüzden fabrika açamadıklarını, o yüzden kadın işsizliğinin %58 olduğunu, işsizliğin Türkiye genelinin çok üzerinde olduğunu hepsini anlattı. Ben de ona şunu söyledim. Gerek Eğridir Gölü'nün kurumasına mücadele için, gerek işsizlikle mücadele için, gerek yoksullukla mücadele için eğer Isparta Atakan Başkan'a görev verirse size genel başkan sözü, bütün büyükşehir belediyelerimizin böyle eli omzunda olacak. Bakın şu kadarını söylüyorum. Isparta'yı yönetme yetkisini Isparta Atakan Başkan'a versin. Bu omzunda Mansur Yavaş'ın eli, bu omzunda Ekrem İmamoğlu'nun eli. Sonuna kadar size sahip çıkacağız. Dünya Bankası fonlarından, çok uluslu fonlardan, bu Eğridir Gölü için ne alınmak gerekiyorsa, bu Isparta'ya hizmet etmek için ne yapılması gerekiyorsa, önce Cenab-ı Allah, sonra Özgür Özel yanınızda, arkanızda sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sonuna kadar. Ben başkana bakınca
Hadi söyleyin bakalım Isparta'nın umudunu. Ben ona bakınca 1 Nisan günü Isparta'nın yüzünü güldürecek iyi bir yönetici, başarılı bir başkan, sporda yaptıklarını belediyeye taşıyacak başarılı bir iş insanı, başarılı bir yönetici görüyorum. Size bakınca da 1 Nisan günü Isparta'yı emin ellere teslim edecek seçmenleri görüyorum. Son sözüm şudur. Biz biraz önce söyledim, Isparta ittifakıyız, Türkiye ittifakıyız. Rengimiz ay yıldızlı al bayraktandır. Rengimizi biliyor musunuz? Kırmızı. 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 En büyük. En büyük. Atakan Yazgan kazanacak. Isparta kazanacak. Türkiye ittifakı kazanacak. Türkiye kazanacak. Yoksullar kazanacak. Emekliler kazanacak. Emekçiler kazanacak. Çiftçiler kazanacak. Hayvancılıkla uğraşanlar kazanacak. Gül üreticileri kazanacak. Elma üreticileri kazanacak. Biz kazanacağız. Siz kazanacaksınız. Hepinize güveniyorum. Hepinize inanıyorum. Ve size diyorum ki ayağa kalk Isparta. Kalk ayağa ve kazan bu seçimi. Size inanıyorum. Size güveniyorum. Evet, büyük bir coşkuyla alkışlıyoruz. Şöyle bir bayrakları görelim. Meydan al yıldızlı bayraklarla. Kırmızı beyaz bayraklarla. Yani güzel mi güzel? Coşkuyla selamlıyoruz. Eder, uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi? Çalışmaya aşığız. Durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye. Çok teşekkür ediyoruz Isparta. Yapacak çok iş var. 31 Mart'ta yorulmak yok hiç. Daha 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 güzel yarınlarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Durmak bilmeyenlerle gücümüz Türkiye, işimiz belediye. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Daha güzel günlerde görüşmek üzere. Hoşça kal Isparta.